Değerli kardeşlerim, farklı bir ders olarak sizlere Hümeze Suresinin Elmalı tefsirinden tefsirini okumak istiyorum. Şeytanın bizim gibi dindar insanları işletebileceği en kötü haram, gıybet haramı. Hani kolay kolay içki içiremez, hırsızlık yaptıramaz, kumar oynatamaz ama gıybete girmemek çok zor. Girmedim demek de çok zor. Ama bu hususta hepimizin elimizden geldiği kadar çok dikkatli, çok hassas olmamız gerekiyor. Bu mevzuda gıybet mevzuunda Hucurat suresindeki ey hubbu ahadukum en ya'kul lahma ahihi meytan. Yani sizden hanginiz ölü bir kardeşinin etini yemeyi sever? Tiksindiniz değil mi? ayeti kerimesini hepimiz biliriz. Risale-i Nur'da da Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti çok güzel enfes bir şekilde tefsir etmiştir. Hepimiz okumuşuzdur, biliriz. Bunun yanında bir de Hümeze Suresi bu mevzuda azabının çok şiddetli olduğunu haber veren bir sure. Şimdi inşallah bu surenin tefsirini sizlere okumak istiyorum. Biraz kısaltılmış olarak önce bir maalini vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Veylün li hümezetin lümeze. Veylin iki manası var. Birisi yazıklar olsun, yazıklar olsun o hümeze lümeze güruhuna. Diğer bir manası da cehennemdeki veyl deresi, veyl çukuru bütün hümeze ve lümeze güruhu içindir. Ellezî cema'a mâlen ve addede. O hümeze lümeze güruhu, durmadan mal toplar ve onu sayar döker. Yahsebu enne ma lahu akhlada. Zanneder ki malı mülkü onu ebedileştirecek. Artık o malıyla mülküyle ebedi olarak feruh, ferih fehur yaşayacak. Kelle hayır. <laughs> Le yumbezen nefil hutame. Onlar hiç şüphesiz hutamaya atılacaklardır. Ve me edrake mel hutame. Hudama hutama nedir bilir misin? Nârullâhil mûkadeh. Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Elleti teddali'u alel ef'ideh. Öyle bir ateş ki kalplere kadar, ruhlara kadar sirayet eden bir ateştir. İnneha aleyhim mûsadeh. O ateş onların üzerine kapatılmıştır. Yani kapıları sürgülenmiştir. Fi amedin de uzun direklerle. Diğer bir manası da uzun sütunlar içerisinde onlar azab olunacaklardır. Şimdi de bunun tefsirini okuyacağım. Önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bazı kimselere gıybet ediyorsun yapma denilince ben gerçeği söylüyorum diyor. Bazen ben bunu onun yüzüne de söylerim diyor. Ben arkadan konuşmuyorum, yüzünüze konuşuyorum diyor mesela. Şimdi yüze konuşulunca yani caiz midir? Gerçek olunca caiz midir? Veyahut da ben şaka olsun diye söylüyorum diyor. Şaka olunca caiz midir? Şimdi bunları burada göreceğiz. Evet başlıyoruz. Hümeze'nin kökü hemzdendir. Hemzin manası ayıplamayı, arkadan atmayı çok yapan, bunu adet edinenler demektir. Hemz el ile çimdiklemek ve dürtmek, kakmak, vurmak, dar bir yere sıkıştırmak demektir. Şu halde hümeze bunlardan birini veya hepsini çok yapan adet edinen demek olur. Bu ölçü ile hamiz gibi çimdikçi, çekiştirici, dürtüştürücü, kakıştırıcı, vurucu, kırıcı, atıcı, sıkıcı, ısırıcı manalarını ifade eder. Fakat lügat örfünde hamiz ve hemmazdan daha mübalağalı, mübalağalı olarak hümeze, inceden inceye veya geriden geriye hafife alarak ve alay ederek şunun bunun namusu ve şerefi ile oynayıp incitmeyi, yerme ve kötüleme ile arkadan konuşarak ayıplayıp kınamayı, şunu bunu dürtüştürerek öteye beriye koyuculuk etmeyi adet ve sanat edinmiş, çekiştirici, gammaz manasında meşhur olmuştur ki böyle olan kimseler fırsat buldukça hemzin her manasını yapar. Eli erdiği insanları cımbızlar, çimdikler, dürter, kakar, ısırır, çarpar, kırar, incitir o yolda geçinir. Yani maddi olarak zarar verir yani. Dürter, çimdikler tır bir yerini böyle maddi olarak zarar verir. Onun için bu mananın hepsinden kinaye olarak hümeze, gammazlığı adet ve sanat edinmiş kimselere söylenmiştir. Yani asıl hakikati el ile sıkmak, çimdirmek, dürtmek, vurmak, kırmak iken ağızla, dille ısırmak, kötülemek ve arkadan konuşmak, küçük görmekle gönül incitmek ve kırmak manasında kinaya olarak yayılmıştır. Yani gerek el ile gerek dil ile maddeten veya manen şunu bunu itip kakmayı, kırıp incitmeyi adet edinmiş dedikoducu güruhunun hepsi cehennem uçurumunda, veil deresinde, hüsran içinde kahrolmaya mahkumdurlar vay hallerine. Son cümleyi bir daha okumak istiyorum. Yukarıdan sayılan yukarıda sayılan şeyleri yapmayı adet edinmiş, insanların ayıplarını takip eden, ayıbını yayan, onları ama maddi olarak zarar veren ama sözüyle alaya alması, almak suretiyle inciten insanlar. Şimdi neticeyi özetliyor. Yani gerek el ile, gerek dil ile, maddeten veya manen şunu bunu itip kalkmayı, kırıp incitmeyi adet edinmiş dedikoducu güruhunun hepsi cehennem uçurumunda, veil deresinde, hüsran içinde kahrolmaya mahkumdurlar. Vay hallerine! Lümeze de hümeze gibidir. Mızrak saplar gibi kötülemek, ayıplamak, ve kaç göz kırparak işaret ederek eğlence suretiyle birini diğerine göstermek manalarına olan lemzden lümeze de daima herkesi ayıplamayı ve şuna buna ayıp ve eksiklik isnat ederek eğlenmeyi adet edinmiş kendini beğenmiş atak demektir. Zemaşeri'nin beyanına göre hümezenin aslı kırıcı manasından lümezenin aslı da ayıplayıcı saplayıcı manasındandır maksat insanların ırzlarını namuslarını kırmak ve arkalarından konuşmak ve onları ayıplamaktır. Yani Cenab-ı Hak bunları haram kılmış. İnsanların ırzlarını, namuslarını kırmayı ve arkalarından konuşmaları, konuşmayı, onları ayıplamayı böylece yasaklamıştır. Razi bu husustaki rivayetleri toplayarak der ki, tefsircilerin bunda birçok görüşü vardır. Birincisi i̇bn Abbas'tan, Hümeze gıybetçi, lümeze ayıpçı. İkincisi i̇bn Zeyd'den, Hümeze el ile, lümeze dil ile. Yani birisi maddi olarak insanları incitiyor, kırıyor, diğeri de diliyle zarar veriyor, gönüllerini, kalplerini kırıyor. Üçüncüsü Ebu'l-Aliye'den, Hümeze, lüz hümeze yüze karşı, lümeze arkadan. Dördüncüsü, hümeze açıkça, lümeze gizli kaş ve gözle insanları alaya almak. Beşincisi, hümeze lümeze insanlara hoşlanmayacakları lakaplar takanlar. Bunda insanların sözlerini, fiillerini, seslerini güldürmek için taklit edenler de dahil olur. Yani taklit için, insanları güldürmek için yapmak dahi caiz değil. Altıncısı Hasen'den Hümeze gözünü kırparak açıkça kızdıran, Lümeze kardeşlerini kötülükle anarak ayıplayan. Yedincisi anlatıldığı üzere İbni Abbas'tan söze yalan katarak gezenler, duyduklarını biraz da kendisi ilave ederek böyle yayanlar, dostların arasını açanlar, insanların ayıbını arayanlar, Malum ayet-i kerimede velâ tecessüsû diyor. İnsanların arap ayıplarını araştırmayın. Bunların naklettikten sonra Razi şu hatırlatmayı da yapar. Burası da çok nefis. Bilinmeli ki bu görüşlerin hepsi de birbirine yakındır, bir asla döner. O da kusur bulmak ve ayıbı açıklamak, ortaya çıkarmak manasıdır. Sonra bu iki kısımdır. Ya haset ve kin sırasında olduğu gibi ciddi olur yahut da eğlence ve güldürme kabilinden eğlence ile olur. Yani bu şekilde ayıplama, hafife alma, e, alay etme ister ciddi olsun, haset ve kinden doğan böyle bir ciddiyetle olsun, isterse eğlence ve güldürme kabilinden olsun. Bakın şimdi dikkat edelim. Hiç açık kapı kalacak mı? Bunlardan da her biri ya din ve taatla ilgili bir emirde olur veya dünya ile ilgili olur. Yani dini mevzularda da insanların gıybetini yapsak haram, dünyevi mevzularda da yapsak haram. Sonra bu dört kısımda ayıbı açıklama bazen ortada bulunan için olur, yani yüzüne karşı olur, bazen de bulunmayan için yani gıyabında olur. Her iki takdirde de ya lafız ile olur veya baş ve göz gibi diğerleri ile olur. Yani gözüyle, kaşıyla hafife almak suretiyle. Bunların hepsi yasaklama altında dahildir. Demek ki değerli kardeşlerim, yüzüne karşı söylesek de caiz yasak, gıyabında söylesek de yasak, sözle söylesek de yasak, işaretle e, hafife alsak da yasak. Mal biriktiren ifadesinden de anlaşılacağına göre asıl maksat kendini beğenmiş herkesten üstünlük taslayarak ve eğlenircesine şunu bunu gizliden açıktan yüzünden veya arkasından eliyle veya diliyle taşlayıp inciten namus ve haysiyetiyle oynayan yani insanların namus ve haysiyetiyle oynayan insanların arasını açmakla, kovuculukla eğlenmek isteyen saldırgan gururluların zararını beyandır ki, bunlar daha önceki surede geçen mal çokluğu kendilerini aldatmış olanlardandır. Bunlar niçin böyle yapar? Zira sanır ki, Malı kendini ebedi kılmıştır. Kılacak değil de kılmıştır zanneder. Öyle hayıra yaramayan, sayılmaya, sayılmak için biriktirilmiş malın kendini kurtarmak şöyle dursun, başına bela, felaketlerine sebep olacağını düşünmez de o onu her tehlikeden kurtaracak, dünyaya kazık kaktıracak, artık ebedilik muhakkakmış gibi zanneder. Bütün emellerini onun üzerine kurar. Bu üçüncü ayetin tefsiriydi. Dördüncü ayette hayır, hayır, iş öyle sandığı gibi değildir insanı kurtaracak ebediyete götürecek şey mal değil. Önceki surede açıklandığı üzere Hakka iman ilim ile Salih ameldir asır suresinde açıklandığı gibi Andolsun ki atılacaktır. Yani leümbezer nefil Hoame onların zannettiği gibi değil onlar cehenneme atılacaktır. Baştaki la'm yemin içindir. Yani Allah'a kasem olsun atılacaktır. Ne biz bir şeyi küçümsemek suretiyle fırlatıp atı vermek. Kelimenin sonundaki nun da tekit nunudur. Yani Allahü Zülcelale yemin olsun ki o mala güvenip hep onu sayıp da halkı eğlenircesine kırıp inciten, herkesin hukuk ve haysiyetiyle oynayan o gururlu hümeze ve lümeze o ata kovucu her halde tam hakaret ve sefaletle atılacaktır hutamaya cehennemin içine. Yani o hümeze ve lümeze güruhu cehennemin içine atılacaklardır. Ne kadar malları çok da olsa. Bazıları dördüncü, bazıları altıncı, bazıları da ikinci kat tabakası demişlerdir. Yani hutamayı Cehennemin bazıları dördüncü tabakası, bazıları altıncı, bazıları ikinci tabakası demişlerdir. Hutama kelimesinin aslı ise kırıp geçirmek demek olan hatımdan türemiştir. Bu son derece kırmak adeti ve tabiatı olan yani kıran geçiren demek olur. Türkçe'de filan yere kıran girdi demek de orası kırıldı, tükendi, mahvoldu manasını ifade eder. Kızgın ateşin de tabiatı, Böyle önüne geleni kırıp geçirmek, mahvetmek, diğer deyimle yalayıp yutmak olduğundan böyle kırıp geçirici yahut yalayıp yutucu ateş anlamıyla cehenneme de hutama denilmiştir. Yani cehennemin bir ismi de hutama. Böyle kırıp geçiren, yalayıp yutan manasında. Nitekim ekül yani çok yiyici obur kimseye de ateşe benzetilerek hutama denir ki her verileni yalayıp yutuyor demektir. Bir de çobanların en kötüsü hotama olandır deyimi vardır ki yani güttüğü sürüyü kırıp geçirendir demek olur. İkinci olarak hümeze de başkalarının kıymet ve haysiyetini, gönlünü kırmak manası bulunduğu gibi hotamede de kırıp geçirmek manası vardır. Üçüncü olarak hümeze lümeze de insanları arkadan çekiştirerek sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Hucurat suresinde olduğu gibi manası üzere etlerini yemek manası bulunduğu gibi ateşe de deriyi eti yemek manası vardır. Ateşte de deriyi eti yemek manası vardır. Bundan dolayı hümeze lümezeye bir hutama ile ilahi adalet icra edilmiş demektir. Yani o gıybetle, dedikoduyla başkalarının, kardeşlerinin etini yediği gibi Hutamede de Hutamede onun etini yiyecektir cehennemde. 5. Lakin bu ateşin diğer ateşlere benzemeyen bambaşka bir ateş olduğu anlatılmak üzere korkutmak için buyuruluyor ki ve bildin mi Hutame nedir? Yahut ne dehşetli o Hutame. 6 ve 7. ayetler o Allah'ın ateşi Allah ateşidir. Yani Hutame Allah ateşidir ateşin Allah'a izafeti dilimizde de Allah'ın belası dediğimiz gibi büyütme ve korkutma içindir ki Allah, Allah Teala Allahu Teala'nın öfke ve heybetini özellikle göstermesi bakımından korku ve şiddetinin büyüklüğünü ifade eder. Yani malum olan ateşlerle mukayese edilemeyecek derecede öyle heybetli ve fevkalade büyük bir ateştir ki Allah'ın emriyle yakılmış, tutuşturulmuştur. Ebediyen sönmek bilmez. <gülüyor> <gülüyor> Hz. Ali Kerramallahu veçe şöyle demiştir. Ne aciptir o insanlar ki altından ateş kaynayıp dururken yeryüzünde Allah'a isyan ederler. Bütün bunları bildikten sonra muhterem kardeşlerim inşallah gıybete karşı daha hassas oluruz. Dinlemeyiz inşallah etmeyiz. Allah hepimizi korusun. Hz. Ali Efendimiz öyle demiş. Altlarında ateş kaynayıp dururken dünya yeryüzünde Allah'a isyan ederler. Ne kadar acip. Bugünkü jeologların teorilerine göre de yerin içindeki ateşe göre üzerinde bulunduğumuz kabuğu yumurtanın içine nispetle üzerindeki iç zarı kadar ince sayılmaktadır. Yani yerin göbeğinde de böyle çok şiddetli ateş var. Fakat bu ateşin onlara benzemediği, yani cehennemdeki bu hutamadaki ateşin onlara benzemediği ve sadece cisimleri yakan bir ateş değil, maddi şeyleri geçip de maneviyatı saran, cesetlerden başka canlara, gönüllere kadar çıkan bir ateş olduğu anlatılmak üzere şöyle vasıflandırılıyor. Öyle tutuşturulmuş bir ateş ki, yüreklerin, kalplerin içi, merkezi demek olan fuatların yani kalplerin yani anlama yeri olan gönüllerin üstüne çıkar. Tenden geçer, ruhlara maneviyat üzerine çıkar, çatar, savar, canlar yakar. Gerçi onları öldürmez. Onun içinde ne ölür ne yaşar buyurulmuştur ayeti kerimede. Fakat uzanır, sarar, azap eder. Razi'nin anlattığı üzere Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilmiştir ki, ateş ehlini yer, nihayet gönüllere gelince son bulur. Sonra allah Teala etlerini, kemiklerini diğer bir oluşla iade eder. Yani cehennemde yanıp bittikten sonra ölmüyor, bitmiyor. Tekrar onlara cehzet giydiriyor Allah ee, ve azapları devam ediyor. Bir de ayet e, maali veriyor burada. Derileri derileri piştikçe azabı tatsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz ayeti de buna delalet eder. İttila tettali'u alel ef'ideh diyor ya, ıttıla bir şeyin üzerine çıkmaktır. İlmi olan ıttıla ve mütala da bundan alınmıştır. Gönüllerin üzeri tabiri belli ki beyni de içine alır. Ateşin böyle hayatın merkezi olan kalplerin içini bütün üzerinden sarması, onlara muttali olması, azabının şiddetini ve kuşatmasını belagatlı bir beyandır. Alusi demiştir ki, işaret erbabı bunda ruhani azabın şiddetine işaret olduğunu söyler. Yani ruhlara da saran bir azap. 8. 9. ayetler muhakkak o ateş onların o hümeze ve lümeze güruhunun üzerine kapatılacak yani üzerlerine bastırılıp kapıları kapanacaktır. Temdi dolunmuş uzatılmış direkler yahut dayaklar dikmeler içinde olarak o ateşin kapıları kapanırken tazikle açılmamak için uzun uzun direkler dayaklarla dayanacak o halde o şekilde kapatılacaktır demek olur. Bunda bir fırının içini iyice yakıp da tamamen kızdırmak için kapısını sağlam dayayarak Kapamak tarzında bir tasvir var demektir. Bir de yani fırın yakıldıktan kızdırıldıktan sonra hani ısısı dışarıya kaçmasın diye kapısının böyle sürgülendiği gibi işte o cehennem çukuru Veil deresinin diyor kapıları da diyor onların üzerine kapatılacak ve onların arkasına uzun direklerle o kapıları sürgülenecek bir bu mana var diyor. Bir de fi Ahmedin de kelimesinde bir de uzun uzun sürüklenmesi kabil olmayan direkler içinde tomruklar içinde kımıldanamayacakları bir şekilde azap ve işkencelerini tasvir ve beyan vardır. Bir de böyle sütunlar, uzun sütunlar içerisinde, direkler içerisinde kımıldanamayacakları şekilde cehennemde azap edilecekleri anlatılıyor. Değerli kardeşlerim, Başta dediğim gibi şeytanın bize yaptırabileceği en kolay yaptırdığı böyle bizim farkına varmadan dinlediğimiz ve zaman zaman da içine girdiğimiz bir haram, gıybet haramı. Hocamız da bu cemaat çok şeylerin hakkından geldi ama gıybetin hakkından gelemedi buyuruyor. Hani böyle hakkından gelemedi derken harıl harıl gıybet mi yapılıyor? Hamdolsun öyle bir durumda yok ama tamamen böyle gıybetten kendimizi çektik, gıybete girmiyoruz diyebilir miyiz? Evet, bizler için zor bir imtihan Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Ben hususen hani gıybet hakkında, insanlar hakkında böyle ileri geri konuşmanın Allah indinde çok şiddetli bir vebal olduğunu ifade eden bu Hümeze suresini de nazara vermek için bu dersi yapmayı düşündüm. Allah cümlemizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve akhiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin.